Elimizde bir sayı doğrusu doğrultusunda hareket eden bir parçacık olduğunu düşünelim. Sayı doğrusunu hemen çiziyorum. Evet, tam da buradan yani sıfır noktasından başladığını varsayacağız. Zaman geçtikçe de bu parçacığın hareket edeceğini, zaman zaman sağa doğru gideceğini, yavaşlayacağını, hızlanacağını, zaman zaman da sola doğru ilerleyerek hızlanacağını ve yavaşlayacağını düşünelim. Başka bir deyişle aklınıza gelebilecek her türlü hareketi yapabilecek bir parçacıktan bahsediyoruz. Bu hareketi tanımlamak için de konumunu zamanın bir fonksiyonu olarak veren t üzeri 3 eksi 6 t kare artı 9 t ifadesini kullanalım. Bu denklemin tanım kümesini de pozitif değerlerle sınırlayacağız. Bu t'nin sadece pozitif değerler alabileceği anlamına geliyor. Hemen not edelim t büyük ya da eşit 0 diyelim. Bu videoda bulmak istediğim şey ise parçacığın ne zaman hızlandı? Evet, ne zaman hızlanıyor? Bu noktada hızlanmanın bir açıklama gerektirdiğini düşünüyorum çünkü olası iki senaryo var. Parçacık sağa doğru hareket halindeyken, bu arada parçacığın sağa doğru hareket ettiğini de hızının sıfırdan büyük olması ile anlarız. Evet, eğer sağa doğru hareket edip aynı zamanda sağa doğru da iğmeleniyor ise, ki bunu da iğmenin de sıfırdan büyük ya da eşit olması ile gösterelim, bu durumda parçacığın hızlandığını söyleyebiliriz. İkinci senaryoda ise parçacık sola doğru hareket halinde ve bu durumda da hızı sıfırdan küçüktür. Hız negatifken sola doğru daha hızlı gitmek istediğimizde ivmenin de negatif olması gerekir ve bu sayede hız zaman içerisinde daha da negatifleşir. Evet, sola doğru hızlanmak istediğimizde ivmenin de negatif olması gerektiğini hemen not ediyorum. Eğer bunların farklı bir kombinasyonu ile karşı karşıyaysak, yani mesela hız negatifken iğmen pozitifse, hızın negatifliği azalır ve bu da sola doğru yavaşladığımız anlamına gelir. Benzer şekilde hız pozitif iğme negatifken de sağa doğru yavaşlıyoruz demektir. Bu yüzden de bizim sadece bu iki senaryo üzerine düşünmemiz yeterli olacak. Önemli olan hız olduğu için de isterseniz hemen hızın ne olduğunu hatırlamaya çalışalım. Ya da türev neydi? Türev bir değişkene göre değişim oranıydı öyle değil mi? Ve eğer elimizde konum fonksiyonu varsa konumun zamana göre türevi ya da konumun zamana göre anlık değişim oranı. Bana konumun zamana göre değişim oranının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet doğru bu. Bu hız, evet hız fonksiyonuna eşittir. Eşittir vt. Bunu s üssü t olarak da yazabiliriz ama ds bölü dt'nin de e, zamana göre hızın değerini verdiğini aklınızdan çıkarmayın. O halde şimdi bunun türevinin neye eşit olduğunu bulalım. Zamana göre hız 3t kare eksi 12t artı 9'a eşittir. Şimdi de bunun grafiğini çizip ne anlama geldiğini yorumlamaya çalışalım. Hız ne zaman pozitif ya da ne zaman negatif olur ve iğme de bu aralıklarda nasıl değişir? Grafiği daha kolay çizebilmek için önce V kesim noktasını yani V0'ın ne olduğunu bulalım. V0, evet 9'a eşittir öyle değil mi? Buna ek olarak bir de t eksenini nerede kestiğini bulabiliriz. Denklemi hemen sıfıra eşitleyelim. 3t kare eksi 12t artı 9 eşittir 0. Sadeleştirmek için iki tarafı 3 ile bölebiliriz. Böylece t kare eksi 4t artı 3 eşittir 0 olur. Bunu çarpanlarına ayırmak kolay gibi görünüyor değil mi? Bana çarpımları 3, toplamları da eksi 4'e eşit olan iki sayı söyleyebilir misiniz? Evet, evet. t eksi 3 ve t eksi 1 eşittir 0. Bu denklemin sıfıra eşit olması için de ya t eksi 3 ya da t eksi 1 sıfır olmalıdır ve bu da t'nin ya 3 ya da 1'e eşit olması anlamına gelir. Evet, t 3 ya da 1 değerlerini aldığında bu ifadenin sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. T kareli terimin katsayısı pozitif olduğuna göre bunun kolları yukarı yönlü bir parabol olduğunu söylemek de mümkün. Evet ve şimdi de hızı zamanın bir fonksiyonu olarak çizmeye çalışacağım. Bu hız eksenimiz, evet, ve bu da zaman ekseni olsun. Zamanı saniye türünden gösterelim. 1, 2, 3, 4. Aslına bakarsanız bunları biraz daha aralıklı çizersem daha iyi olacak. Çünkü t eşittir 1, t eşittir 3 bizim için önemli anlar. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 diyelim. Dikey eksenin ölçeği buna göre daha küçük olacak. T sıfırken hız 9'a Eşit. T eşittir 1 iken de 0 olacak. Kontrol edelim. 3 eksi 12 artı 9 evet evet 0 eder. Ve T 3 olduğunda hızımız yine 0 olacak. Tepe noktası da bu ikisinin tam ortasında, yani t eşittir 2'de olacak. Buradaki hızın ne olduğunu da bulabiliriz. 3 çarpı 4 eksi 12 çarpı 2 artı 9. 3 kere 4, 12 eder. Eksi 24 artı 9. Eksi 12 artı 9 eksi 3'e eşit. Doğru oldu değil mi? Evet, t eşittir 2'deki hızımız da eksi 3'müş. Burayı da işaretleyelim. Bunlara göre de hızın zamana göre grafiğinin işte buna benzeyen bir şey olacağını söyleyebiliriz. Bu arada t'nin yalnızca pozitif değerlerini hesaba kattığımızı da unutmayın. Evet işte böyle bir şey. Şimdi hadi biraz düşünelim. Bu hızın grafiği, hızın zamana göre grafiği. Bana hızın ve iğmenin sıfırdan küçük olduğu aralığın hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? buradaki durumdan bahsediyorum. İkisinin de sıfırdan küçük olması gerekiyor. Hız bu aralıkta sıfırdan küçük. Şöyle kutu içine alalım. Ama iğme bu aralığın tamamında sıfırdan küçük değil. İğme hızın değişim oranı olduğuna göre, bunu da hemen not edeyim, zamanın bir fonksiyonu olarak iğme hızın zamana göre değişimine eşittir. Bunu v üssü t'ye de eşitleyebiliriz. Ve bu da konumun zamana göre ikinci türevinden başka bir şey değil. Buna dayanarak ivmenin hız eğrisinin t'nin eğimi olduğunu düşünebiliriz. Ve bu aralık eğrinin eğiminin aşağı yönlü ve eğrinin kendisinin de t ekseninin altında olduğu tek aralık. Mavi ile işaretlediğim evet işte bu aralıktan bahsediyorum. Eğim bundan sonra düzleşmeye başlıyor. Hemen not edeyim. 1 küçüktür t o da küçüktür 2. Bu koşullara uyan aralık bu. Şimdi bir de hem hızın hem de iğmenin sıfırdan büyük olduğu aralığı bulmamız lazım. Hızımız bu aralıkta sıfırdan büyük ama iğme yani eğim sıfırdan küçük yani aşağı yönlü olduğu için bu aralık işimize yaramayacak. Burada ise hem hız sıfırdan büyük hem de hızın eğimi ya da hızın değişim oranı yani iğme. Evet işte bu aralıkta da parçacık sağa doğru hızlanıyor. T büyüktür 3 aralığı. Parçacık ne zaman hızlanıyor sorusunu net bir şekilde cevaplamak gerekirse birinci ve ikinci saniye arasında ve üçüncü saniyeden sonra diyebiliriz.